İyi oldu. Bak, bu doğru benim mu değil mi? Karakterim bu. Seninki de bu. Sorun mu var? 5 yıl önce ise Ayşe Özgün programın sunuculuğunu paylaştığı Tuğba İkinci ile birçok kez olduğu gibi yine fikir ayrılığına düşmüştü. Benimki doğal. Ya saçma yaptığı zaman saçmayı söylüyorum. Hayır, benim karakterim bu kardeşim. Sorun mu var? Terbiye diye bir şey söyledi bu kadın. Hayır, terbiyesizlik değil ki bu. Terbiyesizlik tabii. Çağrıldığın yerde istediğini yapabilirsin. Sen oturduğun koltukta davetlisin. Hayır. Kalkıp merdivenlerden. Hayır. Tarkan niye okul yaptırmadın sen diye giremezsin konuya. Sen eleştiri yapmak istediğin bir insana şunu söyleyebilirsin Tuğba'cığım. Yapmış olduğun şeyi bir kısım beğenebilir, bir kısım beğenmeyebilir. Ama ben tasvip etmiyorum diyebilirsin. Terbiyesizlik diyemezsin. Tartışma epey büyüdü. Ve Tuğba İkinci kendi sunduğu programı bir hışımla terk etti. Kızgınlıktan sesi titriyordu İkinci'nin. Annem gibi sevdiğim bir kadını artık bağrıma basamayacağım. Herkes duysun. Yanlışlıkla bunu söylüyorum ama artık ben dayanamam. Çünkü benim kişisel, kendime göre bir saygım var. Kimse benimle bu şekilde konuşamaz. Çok kim olursa özür dilerim olsun. Tuğba. Ben olmaz. Terbiyesiz olarak olmaz konuklarımıza yaptığımız terbiyesizlik. Yok hayır, sen bana olmaz. Peki. Teşekkür ediyorum. Peki. Şimdi çıkarınca daha mı iyi oldu diyorsun? Bir anlık öfke insanlara neler yaptırıyor? İşte magazin tarihinden örnekler. Şarkıcı Alihan'ın Ajdar'a attığı tokat yıllardır hafızalarda. Peki sizi benle dalga geçebilirler. Sizi ne ilgilendiriyor? Sizi ne ilgilendiriyor? Burada, özür diliyorum, ben burayı terk ediyorum. Ben burayı, bu adamı tanımıyorum. Ajdar'ın en meşhur olduğu zamanlardı. Yapılan bir davette iki ünlü bir araya gelmiş ve olay vuku bulmuştu. Hop, yavaş. 2007 yılında Şafak Sezer, Kutsal Damacana filminin tanıtımı için Esra Ceyhan'ın programına konuk oldu. Canlı yayında izleyicilerin Peker Açıkalın'la kavgasını sormaları üzerine ünlü oyuncu gerildi. Filmi anlatmak istiyoruz ama sen her şekilde başka bir şey, bir başka bir çomak sokuyorsun ama. Aşk olsun. Ben hiç anlatmıyorum filmini. Buna. Kaçalım biz biraz sonra. Evet. Bazı izleyiciler konuyu Nirhan Ünsal'a getirerek Şafak Sezer'in Ünsal'la arkadaşlığını sordu. Tüm sorular ve yapılan yorumlar karşısında Şafak Sezer'in gerginliği arttıkça arttı. Peker Bey'le Nirhan Ünsal'ı konuşmak istemiyorum. Ben de sana sormuyorum ama. Tamam, İzleyici soruyorsa saygılı olacaksın. Tamam, başlayın, devam edin. Lütfen. Saygılı. Bak bir şey söyleyeceğim. Seyirciye karşı da bir şey için saygılı olan, bu konuda da saygılı olmuyor. Ama ben zaten önüne geçtim. Ben zaten dedim ki Peker de yok, Nirhan da yok. Gazeteci Rahşan Gülşen'in Şafak Sezer'e rahatsızlık duydunuz mu bundan diye sorması üzerine deyim yerindeyse kıyamet koptu. Ben sadece filmimi anlatmak istiyorum. Reklamını yapamadık, durumumuz olmadı. Filmimin reklamını yapmak istiyorum. O yüzden de televizyon kanallarına çıkıp televizyon programlarında kavga ettiğimi, bilmem ne yaptığımı konuşmak istemiyorum abi. Şafak Sezer, ben o insanla anılmak için televizyon programına çıkmadım. Televizyon kanallarına çıkıp kavga ettiğimi falan konuşmak istemiyorum diyerek canlı yayını terk etti. Ayıp ediyorsun. Güzel bir şey yaptım. Onu bir tek sen parçalama, ne olur. Tamam. İnanamıyorum. Peki biz seni tutmayalım. Teşekkür edelim. Teşekkür et, sağ ol. Mutluluklar ve başarılar, reklamlar. Allah razı olsun. Görüşmek üzere. Çok güle sağ ol. Güle güle. Teşekkür ediyoruz. Ayrıca filmimizin reklamını yaptığın için teşekkür ederim. Güle güle. Erol Büyükburç, Şarkı Söylemek Lazım isimli yarışma programında jüri üyeliği yapıyordu. Programın sunucusu Behzat Uygur'du. Kendisine söz hakkı verilmemesinden rahatsız olan usta sanatçı tepkisini oldukça sert bir şekilde dile getirmişti. Model kaldırıyoruz, hiçbir bize baktığın yok. Sabahtan beri de hiçbir şey işittiğin yok yani. Ne? Bizim söyleyeceğimiz çok önemli bir şey var. Herkes konuşuyor maşallah. Burada adalet yok. Yani buna rol çalmak derler. Niye böyle yaptırıyorsunuz? Bundan sonra biraz bana bakacaksın. Ben saksı gibi duruyorum. Saksı değilim ben. Ben Erol Büyükburç'um. Tabii ki Erol abi. Bunu kimse inkar edemez. Bana saksı muamelesi yapamazsınız. Ben burada Erol Büyükburç'um. Lütfen ben burada otururken benim ağırlığıma uygun hareket edin. Ben büyük bir sanatçıyım. Gelmiş geçmiş en büyük sanatçılardan biriyim. Ben Türkiye'de Türk popunun ilk kuran adamı. En çok bana soracaksınız. En çok bana! Yine bir müzik yarışması. Bu kez jüri koltuğunda Muazzez Abacı, İbrahim Tatlıses ve Seda Sayan var. Programda Muazzez Abacı bir yarışmacının sesini beğenirken Tatlıses'in yarışmacıya sesinin detone olduğunu söylemesi üzerine tartışma çıkmıştı. Ama benim 10 yılımı verdiğim eğitimime Hicaz makamında konuşurken İbrahim Bey, efendim siz ne anlarsınız o efendim pes kalmıştı bağlaması diye bana müdahale ederse burada, hiç olmazsa onu bırakın İbrahim. Hayır, hata siz yapmayalım. Beni dinleyeceksiniz. Hata sen. Yapmayalım. Önce siz hata beni... Hata yapmayalım çünkü ben hata yapmıyorum. Hiçbir zaman kusur etmem ben size. Ben 10 sene diz dövdüm, emek verdim. Olabilir. Ve kendimi, haddimi biliyorum. Notayı siz pavyonda okurken ben sabah 9, akşam 5
radyoda bunun eğitimini görüyordum. Fark etmiyor. Bu kadar eğitimi, kadar ayak altı etmeyin efendim. Bir. Ya ne yapayım yani gitmişseniz Muazzez Hanım, sabah 5, akşam 9. Ben de hiç gitmedim. Nasıl olacak? İşte olmuş. Ben de hiç gitmedim. Benim karşımda nota bile herkesin makam bilmiyorsun. Ama nasıl ama olmuş? Yapma abla. Ama nasıl olmuş ya derseniz, siz 30 yılda bir çıkıyorsunuz. Mesut Yar'la Tuhaf Şeyler'in konu rapçi Fuat ve Boysanılar'dı. Fuat şarkısını söylerken Boysanılar'ın solisti aniden sahneye atıldı ve Fuat'ı yumrukladı. Soytarılar. Tek Din Çözüm programına katılan popstar Mehtap ve eski popstar yarışmacılarından İbrahim arasındaki tartışma da çok konuşulmuştu. Ama Ayda biz diyor sesimizle geliyor, biz deyimizle geliyoruz. Ben yani onu söylemek istemedim. Şuradan bir tane var ya sağdan bir yapıştırırım, yemin ediyorum yere uzanırsın. Hayır. Bizim de sesimiz var. Ya sensin detone bir insansın, sen ne konuşuyorsun ya? Ne diyorsun ya? Sen ne konuşuyorsun ya? Sen ne diyorsun? Beni zorla söyletiyorsun. Sabahtan beri diyorum ki ben... Bayansın diyorum, ablamsın diyorum, kardeşimsin diyorum, fayda etmiyor. Neden böyle konuşuyorsun ki? Ama sen diyorsun, biri gelmiş hayır, ki... Hayır ben kızdım şu anda sana. Yok sana şakarım. Hayır kızmazsan da hiç fark relax, etmez ayrıca relax, yani. Çocuklar. Hiç fark etmez yakışmıyor ayrıca. Yakışmıyor sana. Burada... Kardeşim de diyemezsin sana ben bana. Burada... Ben kardeşim... O zaman nasılsın? Hayır. Beytere'ye girin hemen, Beytere'ye girin. Ayşe Aral'ın sunduğu Beyaz Manşet programında da Deniz Akbulut'la Saadet Gürses kelimenin tam anlamıyla birbirine girmişti. Sefa Aynal olmasaydı ne olurdu sen Deniz? Biz birbirimizi biliyoruz bu piyasada lütfen. Bak benim burama getirme. Ben benim demekten bırak, sen kimsin ya? Ben benim ya. Herkes bir şeydir yani. Herkes ben bir isimdir. Ben hayır benim yani demiyorum ben ki. Ben benim deme ben artık. Ben yaptığım şeyleri söylüyorum. Ya hadi Deniz ya. Allah. Ben benim deme artık. Sinemayın sahneleri şu ne diyeceğim benim. Sabahtan beri bu kızcağız sana sunucu özür dilerim kızcağız dedim siz. Güzel. İyi bir gazetecisiniz. Sordu. Sorduğun soruya kaçamak cevap vermeyeceksin. İşte ben de Saadet Gürses olma farkım bu. Bilseydim senin geleceğini ben şuraya gelmezdim. Ben gidiyorum. Yok ben muhatap olamam. Ben gidiyorum. Tamam. Ben zaten tamam. Boş verin ya. Ben şimdi, hep böyle yapıyor bu kadın otur. Ya. Ben muhatap olamıyorum. Bir zamanlar televizyon programlarının vazgeçilmez konuklarından biriydi Medyum Memiş. Onun katılmadığı programlara ise Medyum Keto katılırdı. Gerilimli bir tartışma sırasında öfkesine hakim olamayan Medyum Memiş, Medyum Keto'ya sıkı bir tokat atmıştı. O an izleyenler de, stüdyodaki sunucu da donup kalmıştı. Sonra da Medyum Ayşin Yeliz, Medyum Memiş'ten tokadı yemişti. Vermiş. Canlı yayın kavgaları sadece Türkiye'de olmuyor. Bunun en çarpıcı ve sert örneklerinden biri de Ürdün'de bir televizyon kanalının tartışma programında konuklar birbirine girdi. Oturdukları masa ellerinde kalan konukları stüdyo ekibi zor ayırdı. Ya. Şakir! 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 Ya. Ya. انت اللي بدأت يا سامي لا